ilk evliliğini çok erken yaşta yapan Hatice Hanım'ın büyük pişmanlığı acaba ne? Unutulacak gibi değil, kolay değil. Zor. Aile şefkatinden yoksun büyüyen Hatice Hanım evlatlarına olan sevgisini neden gösteremedi? Ben de çocuklarıma veremedim sevgimi. Yeni. İnan ki ben de ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi çocuklarıma sımsıkı sarıldım. Ömrü acılar içinde geçen Hatice Hanım hem çocuklarını okutup hem de evin geçimini nasıl sağlıyor? Evrim Hanım, bir tane bir yaşlı kadın var. Haftanın 3 gün oraya gidiyorum. Yakın zaten buraya da. Çocuklarına bakabilmek için dışarıda simit dahi yemeyen Hatice Hanım'ın yaşadıkları yüreklerimizi burkacak. Ama ben o simiti bile alıp yemiyorum. Çocuklarım burada, onlarsız. Hayatta bir lokma ağzıma, onlarsız sokmam ağzıma. Çantaya koyup çocuğuma getiriyorum küçük oğlana. Büyüklere de gösterme oğlum, tek başına yaminler görmesin diyorum. Hepsi ve daha fazlası Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Bugün evlatlarıyla birlikte geçim mücadelesi veren özel bir annenin davetine kulak veren Evrim Akın rotasını Bakırköy'e çeviriyor. Evrim Akın'la Ev Kuşu'ndan herkese merhaba. Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Hatice Bakır'a konuk olacağız. Ben Hatice Bakır, 52 yaşındayım. 52 bitirdim, 53'ün içindeyim. 3 tane çocuğum var. Adım Enes Bakır, 18 yaşındayım. Annem, ben, abim, kardeşim beraber yaşıyoruz. Adım Emre, soyadım Bakır. Osmaniye Nuri Pakdil Ortaokulu'na gidiyorum. 7. sınıfa gidiyorum, 12 yaşındayım. 3 tane oğluyla tek başına yaşam mücadelesi veren Hatice Hanım'ın bakalım evinde neler yapacağız? Dışarıda seni bembeyaz bir sürpriz bekliyor Evrimcim. Ay, karlar düşer ağlarım. Asıl büyük sürpriz ev sahiplerimize. Her gün ekranlardan izledikleri Evrim Akın birazdan evlerine konuk olacak. Ya vallahi çok seviyorum onu küçük günden beri. Cidden çok sevdiğim bir karakterdi. İşte dediğim gibi dizisini izleyerek büyüdüm. Ya hep hiç kaçırmazdım yani dizisini. Oradan nana diye. Çok seviyordum kendisini. Tanışmakla tanışın yani çok mutlu olacağım yani. 3 çocuğuyla birlikte geçimini ev temizliği yaparak sağlayan Hatice Hanım'ın güzel bir de hobisi var. Ev sahibimiz topladığı küçük hediyelerle evinde güzel bir koleksiyon oluşturmuş. Bakalım Bakır ailesi Evrim Akın'ı karşılarında görünce ne yapacak? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz canım, sen nasılsın? Teşekkürler. Hiç gözlerime inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Ya, hayır canım benim. Ben hiç, yani deselerdi, rüyamda görsem inanmazdım yani. Ne soğuk hava. Ay, ne soğukmuş hava, şunu çıkarayım bari. İçeri soğuk Evrim Hanım istersen. Öyle mi? Soğuk mu azıcık? Yani pek sıcak değil ama. Isınıyor işte. Kar yüzünden her yer buz gibi Evrimcim. Bir an önce sıcak salona geçip evin delikanlılarıyla tanışalım istersen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Canım, ne haber? İyi. Allah'a şükür. Ay, bu ne yakışıklılık böyle ya? Nasıl gidiyor? Güzel. Yunus Emre'yi daha fazla utandırmadan oturup sohbete başlasak güzel olacak Evrimcim. Heyecanlı. Vallahi heyecanlıydı hepimiz. Vallahi benim de elim ayağım tutuyor ya, heyecanlanmam. Sen mi başvurdun? Ne? Annem başvurmuş ya, benim haberim yok. Ya ben başvurdum, evet. Ne şans. Hiç umudum yoktu ama dedim şans, kısmet. Umutsuz olur mu ya? Olur. Öyle değil mi? Ne bileyim ben. Hep umutsuzlukla geçtiği için. Neden? Çocukluğunu ve gençliğini hayal kırıklıklarıyla geçiren her insan gibi Hatice Hanım'ın da geçmişi unutmak istediği hatıralarla dolu. Geçmiş söyle. Geçmiş, adı üstüne geçmiş işte. Çocukluktan tut. Öyle mi? Başta. Sen başta baba sevgisi yokmuş. Yaş 52 oldu ama hala var yani. Ne ağladım geceleri çocuklarım duymasın diye. Ne ağladım. Bir de neden çok korktum? Allah'ım, ben bu çocuklarımı nasıl becereceğim, nasıl geçindireceğim, nasıl yapacağım diye
kurban olurum Allah'a. O kadar yardımcı oluyor ki. Yaş büyüsü de içindeki büyümüyor ki değil mi? İnan daha kaç seneye kadar çocuklarıma bile ben sevgimi belli edemedim biliyor musun? Hep içimde bastırdım. Ben de çocuklarıma veremedim sevgimi yeni yeni. İnan ki ben de ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi çocuklarıma sımsıkı sarıldım. Sivas'tan annemle evlendikten sonra Adana'ya yerleşmişler. Biz Adana'da doğduk. Orada doğduk. Sivas'ı bilmiyoruz. İşte annem öldüğünde 17 sene oldu. Biz cenazesini Sivas'a götürdük. Sağ ol. Sizlere ömür. İkinci evliliğini de bitiren Hatice Hanım'ın yıllar önce Adana'da yaptığı ilk evliliğinden biri kız, biri erkek, iki çocuğu var. Adana'da ilk evliliğim. 9 sene bir evliliğim oldu. Ayrıldık, olmadı işte bazı nedenlerden. Ondan sonra Nar'ın babasıyla işte zaten bizim karşı sokağımızda oturuyordu. Çıktık İstanbul'a geldik işte. 16 yaşında evlendim ben, ilk çocuğumu kucağıma aldıydım. Şimdi benim oğlum 80 doğumlu, hesap et kaç yaşında. Evli onlar Adana'da ikisi de. 84 doğumlu kızım var. Onlar Adana'da evli. Baba evine gelince de Allah kimseye çıktı kapıya döndürmesin. Yaşadığı her acıyı içine gömen ev sahibimiz çocuklarının benzer bir hayatı yaşamaması için çok çaba sarf ediyor. Annem de ailevi sıkıntıları onun da çok olmuş küçük günden beri. Bizim de öyle oldu yani. Ayrı mısınız siz babalarını, eşinizi? Baba 5-6 sene oldu. Öyle mi? Daha gitti. Geçim mücadelesi veren Hatice Hanım'ın beraber yaşadığı evlatları dışında ilk evliliğinden iki çocuğu daha var. Yani ayrıldık. Çocuklarla görüşüyor yani çok kötü de değiliz. Şimdi bu Allah var. İyi insandı, kötü değildi. Şimdi kocama ay bu çocuklarımın babasına kötü insandı diyemem. İyi insandı yani öyle bir şey yoktu. İyi kötü çalışıyordu kazanabildiği kadar. Ben de ona yardımcı olayım, destek olayım diye ev işlerine gitmeye başladım. Aslında kaçtıkça daha çok dibe vuruyorsun değil aynen. mi? Aynen. Hani derler ya kaçan kız kaçtı mı pişman olur diye. Çalışıyor musunuz? Evrim Hanım, bir tane bir yaşlı kadın var. Haftanın 3 gün oraya gidiyorum. Yakın zaten buraya da. Sabah kalkınca ilk önce aş evine gidiyorum. Oradan ekmeğimi alıyorum belediyenin. Yemeğimi alıyorum. Oradan da geliyorum toparlayıp alelacele bu kez yaşlı teyzeye gidiyorum. Öğlenle de gidiyorum. Akşam saat 6.30'a kadar, 7'ye kadar. Haftanın 3 günü oradayım. Haftanın diğer 2 günü de hani boş kalırsam, iş çıkarsa gene öyle ev işine gidiyoruz. Büro olursa büroya gidiyoruz. Ben 1949 doğumluyum. Zenife Pınar adım soyadım. Hatice Hanım'ı nasıl tanıdınız Zenife Hanım? Çok eskiden tanıyorum. Annem 3-4 seneye kadar, hatta 2 sene diyeyim, 2 sene öncesine kadar sağlıklı bir kadındı. 2 sene sonra ayağı kırılınca yatağa bağımlı kaldı bir müddet. Tabii benim de bir yardımcıya ihtiyacım vardı. Aklıma ilk gelen Hatice oldu. Hatice'nin şahsını size şöyle ifade edebilirim. Çok güvenilir, çok dürüst, evlatlarına son derece iyi bir anne. Aynı zamanda çok mücadeleci bir kadın. Hatice benim sağ kolum diyebilirim. Ondan kalan 2 gün oluyor. 3 hafta 3 gün oraya gittiğim için. Yarım yarım gidiyorum. Zor zamanlarımızda en yakınlarımızdan yardım isterken her insan gibi kendimizi kötü hisseder, utanırız. Çocuklarına yemek almak için aş evine giden Hatice Hanım aynı duyguları yaşamış. Ben ilk gittiğimde oraya var ya ne utandım biliyor musun? Mecburluktan gittim aş evine gitmeye. İlk gittiğimde o kadar utandım ki, o kadar utandım anlatamam sana. Bana ölüm geldi. Thank you.
yaparak kazandığı parayla evinin kirasını ve çocuklarının ihtiyacını karşılayan ev sahibimiz, aldığı yardımlar sayesinde evine yemek götürebiliyor. Ondan sonra kalan iki gün bir büro çıkıyorum, avukat bürosu temizlik için. Ev temizliği çıkıyor, iki kişi gidiyorum artık, eskisi gibi tek gidemiyorum. Yani eskiden tek başıma gidiyordum. Şimdi dizimi büküp yer silemiyorum. Çoğu kişi de böyle kabul etmiyor. Onun için iki kişi gidip aldığımız parayı paylaşıyoruz yani. Yaşlı teyzeden 550 lira bir para geçiyor elime. Ondan sonra ekstradan ama ara sıra da öyle 10 lira, 20 lira da verdikleri oluyor yani. Bazen mesela teyzeyi yıkıyorum. Her banyo yaptırmaya bana 20 lira. Belediyenin sağ olsun kaymakamlıktan destek alıyorum. 3 ayda bir 400 lira veriyorlar. Bazen 500 veriyorlar. Belli olmuyor. Öyle bazen hafta sonu da çıkıyoruz. Çıktıkça kaçırmamaya gayret ediyorum. Kazandığı paranın her kuruşunu hesaplayarak harcamak zorunda olan Hatice Hanım, tek bir gün bile dışarıda para harcayıp yemek yememiş. İnanır mısın? Acıkırım söyleme sahip. Hani bir simit alamıyor mu de. İlla ki alırsın bir simiti. Yani. Ama ben o simiti bile alıp yemiyorum. Çocuklarım burada onlarsız. Hayatta bir lokma ağzıma, onlarsız sokmam ağzıma. Bazen işe giderim, söyleme sahip. İşe gittiğim yerde boş daireleri temizliyoruz bazen. Söyleme sahip, lahmacun söylüyorlar, kebap söylüyorlar. Ben onu bile yiyemiyorum. Çantaya koyup çocuğuma getiriyorum. Küçük oğlana, büyüklere de gösterme oğlum tek başına, yaminler görmesin diyorum. Mücadele veriyoruz. Mecburum yani. Çünkü daha bunlar okuyor. Okul bitene o kadar. O üniversitede değil mi? O üniversitede. Anestezi. Anestezi benim hakkım. Zaten benim... Ameliyatların vazgeçilmez insanı olacaksın. Sensiz ameliyat olmaz biliyorsun aynen, değil mi? Bir ara günlük part time iş yere gidiyordum da. AVM'lerde falan. Sonra okulun dersler biraz zor geldi, ağır geldi. İşi bırakmak zorunda kaldım. Zaten haftada iki gün gidiyordum. Ondan sonra işi bıraktım işte. Şu an sadece okulumla ilgileniyorum yani. İki sene boyunca okulumla ilgileneceğim sadece. Zaten sizin programlarınıza göre ameliyatlar ayarlanıyor. Aynen benim programımda. Benim doktor arkadaşlarım var cerrah. Göre. Buradan selamlar Ankara'dan Mehmetçiğime. Sen ne yapıyorsun sen? Ne hiç? Ne hiç? Okulun yok mu senin mesela? Şimdi tatildesin tabii. Belki de küçük Yunus Emre'nin sessizliğinin nedeni annesinin yaşadığı zorluklara şahitlik etmesidir. Biz hayatımızda bazı zorluklarla karşılaştık ama annem ve ablamla üstünden geldik. O yüzden onların hepsini çok seviyorum. Nasıldı karne? Güzel. Nasıl güzel? Teşekkür ederim. İyi yani dersler. Kaç? 6, 7? Kaçıncısı? 7. 7 yakışıklı bu ya, gözlere bak. Kirpikler falan. Yetişkinler bile birbirlerinin aldıklarına özenirken henüz 7. sınıfa giden Yunus Emre gereksiz isteklerle annesini çaresiz bırakmak istemiyor. O çaresizlik çok kötü. Ama benim çocuğum gene de ne diyor bana biliyor musun? Baskı yapmıyor anne al diye. Küçük oğlum o kadar akıllı ki. Şimdi mesela dışarı gittik. Canı bir şey çeksin, bir şey etsin. Hayatta şunu al bana demez. Nasıl söyler biliyor. Anne söyle oğlum diyorum. Anne paran var mı? Söyle oğlum diyorum. Ne istedin diyorum. Anne de anne paran varsa bana şunu alabilir misin? Yoksa kalsın paran olunca al. Aslında üç tane. Üç tane. Sen ortancasın bir de büyüğünüz var. O nerede? O Edirne lojistiği bitirdi. Edirne Üniversitesi. Orayı bitirdi. İki yıllık okudu. Bir de açık öğretimden adalete gidiyor aslında. Seviyorum ben. Çocuklarımı sevmem mi? Her şey onlar için. Onlar için yaşıyorum ben. Barım yoğum onlar, istiyorum onlar okusun, elleri bir ekmek tutsun, hayatlarını kurtarsın. Bana hiç önemli değil ne olursa. O şimdi üçüncü havalanımı ne yapılıyormuş? Orada bir, neydi işi? Ya Sayman Düzce'ye gidiyor, üçüncü havalimanına gidiyor. Ha, geziyor. Aynen, şirket lojistikle daha gidiyor. Yeni yani, o iş yeni herhalde. Canım, hayırlı olsun. Bir girdi bir çıkıyor öyle bir hala şey. Hala da okuyor ama. Açık öğretimden adaleti iki yıllık. Ama ben çok şey yaptım üstüne. Ama helal olsun. Oğlum dedim şu adalet yarım kalmasın ne olur bitir dedim. Hatta istiyorum onu 4 yıla tamamlasın. Ben okumadım ya gözümde kaldığı için çocuklarım okusun istiyorum. Okuyacak mısın? Ne olacağım bence? Savcı veya... Ya. Veya?
avukat falan. Aile tıp var, hukuk var, lojistik var, daha ne olsun? Annenin sırtı yere gelmez vallahi. Ol bence. Neyse ki Hatice Hanım'ın çok iyi yetiştirdiği evlatları her şeyin farkında. Üçü de okullarını bitirmek için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi evde bir ortanca olurumla oturur sohbet ederiz. Değil mi? Bu daha şey. Konuşuruz. Konuşkan. Ondan paylaşırız çoğu şeyim yani. Konuşuruz arkadaş bir arkadaş gibi. Arkadaş olursun artık. Ben çocuklarımla hep böyle arkadaş gibi olmak istiyorum. Çünkü ben onu görmediğim için hep içimde ukde kaldı. Çocuklarım benimle arkadaş gibi olsun istiyorum. Sıkıntılarını gelsin söylesinler. Arkadaş gibi çözelim, yapalım. Bir doğum gününü mesela, bazı arkadaşlar gidiyor, dışarıda kutluyor. O da istiyor mesela, anne ben de doğum günümde dışarıda olayım. Onu zaten bizim yapma şansımız yok da, mümkün değil. Gene de ben yüksünmesin diye gene bir pasta, 3-4 arkadaşını burada. Gene iyi kötü yapmaya çalıştık. Nereye yapayım? Neresi için başvurdun? Salon için başvurdum. Burası. Tabii de salon için. Temizlik yaparak kazandığı parayla kirasını ve çocuklarının okul masraflarını karşılamaya çalışan Hatice Hanım, şimdiye kadar evine tek bir eşya bile alamamış. Salonumdaki eşyalar hep işte dediğim gibi oradan buradan onun bunun verdiği. Şu çiçeğin altındaki dolap gene bir işe gittim bir yerden getirdim. Bu koltuklar gene bir yerden geldi. Çok kirliydi. Bu hale getirene kadar ne çektim? Gene de kirli yani. Şu masayı gene bir işe gittim. Kadın mutfağına masa aldı. Dedim bunu bana ver. Salondan bahsetmeye başlamışken artık yavaş yavaş evi gezme vakti geldi. Güzel. Aslında başlayacak yer çok da. Bunlar antika mı? Antika şöyle evrim hanım. Ay çok güzel. Ev işine gittiğim yerlerde bunlar böyle şey yapıyorlardı yani atıyorlardı. Aa. Ben de bunu böyle bir köşe yaptım. Çok bu kitaplığı güzel. Da ta Ataköy'den birinden getirdim. Kitaplıktı. Böyle vitrin gibi yaptım bunu böyle. Bu büyük mü? Büyük oğlum. Belli o sert. Aslan sert değil, çok sempatiktir. Öyle burada mi? Da bak surat. Bu da sensin değil mi? Aynen o benim. Orada nasıl biraz tanıdın? Daha küçük. Eskihalim biraz. Tanırım ama. Bu da benim Adana'daki evli oğlumla kızım ama tabii küçüklük resimleri. Ay kız şimdi, ne tatlı. Tek kız değil mi? Çok güzel. Görüşüyorsunuz. Görüşüyorum çok şükür Rabbime. Öyle bir sıkıntı yoktur. Ay bu antika, ay çok tatlılar ya. Minnoş minnoş. İlk evliliğinde de yeni eşya yüzü görmeyen ev sahibimiz. Gözü gibi baktığı başka evlerden çıkma eski aksesuarları salonunda sergilemekten büyük azalıyor. Aa, ne onu güzel. Onu doğruya bağladım. Şunu da gene bir yerden getirdim. Çok güzel. Çiçekleri de şeyden aldım. Evrimcim masanın üzerinde de çok eski fotoğraflar var. Onlar kim? Annem, rahmetlik annem. Sen benziyorsun annene. Ne olmuş gözüne? Çiçek hastalığı çıkarttığında gözünden çıkmış. Onun için. Canım, benziyorsun aynı annen. Evet. Bunlar? O da benim anneannem resmi çıktı. Vallahi. Anneannem kaç sene önce bu dayım. Sivas mı orası? Evet, Sivas'mış. Bu kızın mı? O benim kızımın gelin çıktıdan çıkmış, gelinlik resmi. Ay çok tatlıymış. Hı-hı. Adana'da o ilk ayrıldığımdan bir kızım var. Benim bu ikinci evliliğim dediydim biliyorsun. Kızım var ama kızımdan uzak büyüdüm. Uzak büyüdüm. İşte mahkeme şeyiyle kızım tam ilkokula başlayacaktı, benden ayrıldı. Adı ne? Selcan. Selcan'a buradan sevgiler. Geçen sene gittim doğumunda. Doğum yaptı işte, doğuma anne gelin ne olursun, öteki iki çocuğum da gidemedim. Maddiyatsızlıktan gidemedim yani, her şey paraya bakıyor. Kocası bana bilet aldı, ilk defa da uçağa bindim biliyor musun? 52 yaşında ilk defa uçağa bindim. Nereye gidiyoruz şimdi? Bir gezelim mi şöyle? Nereye burası, götüreceksin buranın, beni? Buranın şeyi birazcık değişik modeli, U şeklinde. Evet, U labirent şeklinde. Gibi ya. Burası benim odam, işte odam.
E güzel. Hep kırık ne olacak? Tek başına yatıp uyumak için. Yeter ya. İşte oğlum, küçük oğlum benden kalıyor. Onun yatacak yeri olmadığı için. Ha. Bazen abisi geldiği zaman, abisi gittiği zaman odada kalıyor da, abisi de gelince. Hatice Hanım'ın yatak odası yine başka evlerden çıkma eski eşyalarla dolu. Temizlik konusunda hassas davranan ev sahibimiz buradaki eşyalara da çok iyi bakmış. Birkaç yerleşim yanlışı ve uyumsuz renk tercihleri dışında oda gayet kullanılabilir durumda. Bakalım sırada hangi oda var? Burası genç erkeklerin odası mı? Evet, işte burası o. Sıcacık. İşte odası. Oo, kim çalıyor bunu? Odası mı? Onu öyle olan süs almış. Evet, edip aldık ama çalamadık yani. Çünkü uğraşmadınız. Uğraşmadık, zaman olmadı çok. Okuyamadığı için büyük pişmanlık duyan Hatice Hanım, çocuklarının rahat ders çalışabilmesi için para biriktirip bilgisayar almış. Bir aldığım çocuklarıma ben iş parasıyla işe gittim, parayla bilgisayar aldım. O da mecburdum. Çünkü okulda ikide bir bilgisayardan ders. Anne 10 lira, anne 5 lira, anne 3 lira. Dedim yeter artık ya. Gittim bir bilgisayar aldım çocuklara. O gerisi hep inan oradan buradan. Ben çocuklarımı bile onun bunun kıyafetiyle büyüttüm. Oo. Nasıl böyle? Güzelmiş vallahi. Tam şey. Ranzalar bile bir arkadaş genç verdi. Odası. Getirdim koydum böyle. Değil mi? Aynen. Güzel sunucumuz Hatice Hanım ve ailesi için hangi odayı yenileyeceğine karar verdi. O zaman şöyle yapalım. Siz şimdi beni burada bekleyin. Burası sıcacık zaten. Hı. Benim salonda ufak bir işim var. Geliyorum. Ustalarla bir şey konuşmam lazım. Tamam. Artık ustalarımızı çağırıp değişime başlama zamanı. Madem salonu çok istemiş, salonu yapmam şart oldu değil mi Özdeş? O zaman ne diyorum? Ağlar. Bakalım Evrim, Hatice Hanım'ın salonunda nasıl bir değişim hayal ediyor? Sağ tarafım boş kaldı. Herkes o tarafa kaydı. Sevmiyor musunuz beni? Siz aramıza gelsenize, şöyle bir yanıma gelin. Size bugün çok iş düşecek. Orhan Usta ile size. Tamam, her zaman varız. Var mısınız? Başlayayım mı? Başlayabilirsiniz. Mevcut salonumuz. Burayı yapacağız, zaten burası için başvurmuş. Hatice Hanım, her şeyi komple çıkarıyoruz dışarı. İkinci el eşyalarını silmekten yorulan ev sahibimiz bu habere çok sevinecek Evrimcim. En rahatsız oldum koltuklar. Halılar yani aynı olmuyor. Biri ayrı biri başka olduğu için ona çok takıyordum yani kafayı. Yani inşallah değişir, güzel olur. Bilmiyorum, merak ediyorum yani, heyecanlıyım. Bir kere Orhan Usta, senden şey istiyorum. Buraya bir ışık yolu. Şişireceksin aşağıda. Evet. Komple o ışık yolu, bu tam şu girişte bitecek. Sonra orayı şişireceğiz, devam edeceğiz. Tam oraya yemek masası getireceğim için bir oyuk istiyorum tavana. Bizim salonda şey yok yani, hepsi derme çatma, toplama, bir kombinasyon yok, bir takım olan bir şey yok. Ondan sonra yemek masamızın sandalyeleri kırık çıkık, böyle üstüne oturunca sallanıyor falan emanet. İnşallah onları değiştirebilirim aldı yani, değiştirirse benim için çok iyi olur. Ve parke. Parke yerler ellerimizden öper. Tamam. Evet. Sıra bana geldi galiba. Sensiz olur mu? Buraya güzel bir televizyon ünitesi Recai Usta'dan istiyorum. Ve sıra geldi. Kozmetik. Evet. Boyasız olmaz. Olmaz. Değil mi? Ne istiyorum biliyor musun? Bizim bu beyaz düşler kartelamız var ya. Evet. Orada gün ışığı var. Tamam. Şu kara kış günlerime bir aydınlık getirir be usta. Tamam Ebru Hanım. Artık çalışma vakti. Güzel sonucumuz alışverişe giderken ustalarımız da salonu yenilemeye başlayacak. Şimdi ben gidiyorum. Ailemiz yan odada. Onları buraya getiriyorum. Son bir eşyalarıyla vedalaşsınlar, sizlere tanışsınlar. Ben de bir an önce yola revan oluyorum. Görüşürüz. Kolay görüşürüz, gelsin. Görüşürüz. Sağ ol. Hatice Hanım! Hatice Hanım! Ben size ustalarıma teslim ediyorum. Gidiyorum ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Ev sahiplerimizle tanışan usta ekibimiz alet çantalarını hazırlarken Hatice Hanım eski eşyalarla dolu salonuna veda ediyor. Vitrin benim için kıymetli, değerli. Bunlara bir şey olmaz herhalde. Bu koltuklardan da bıkmıştım zaten. Zaten bir yerden atmışlardı, getirdim ben.
İki gün boyunca sil sil canım çıktı bunları silmekten. Gene de arındıramadım fazla. İnşallah kurtulacağım bunlardan. Ustalarımız yıllardır yaşadığı evlerde yeni eşya yüzü görmeyen ev sahibimizin duvarlarını da elden geçirecek. Duvar kağıtları da zaten hep kötü olmuştu. Değişmesi lazımdı. Hep eski şeylere anımsatıyor bu salon bana. Görmek istemiyorum artık. Merak etmeyin Hatice Hanım. Kötü hatıraları dışarı çıkardıktan sonra ailenizle mutlu mesut yaşayacağınız yepyeni bir salon için tüm ekibimiz çalışacak. Ay çok şükür dedim. Yani değişiyor. Ben hiç inanamıyorum değişeceğine bunların. Yani hayal gibi yani. Ben ölsem, kaç sene çalışsam ben buraya bir koltuk alayım desem alamazdım. Bilmiyorum. Yerdeki halılardan da bıkmıştım artık. Uyusun diye uğraştık. Ama şimdi hiç benim için önemli değil uyup uyumaması. Zaten şimdiye kadar hep milletin eskisini, eski eşyalarını kullanmaktan, onun bunun eşyasını kullandık. Yıllar boyunca hiç yeni eşyam olmadı benim. Şimdi ilk defa, işte şans mı diyelim, bizim yüzümüze gülecek Evrim Akın'ın sayesinde, Show TV'nin sayesinde. Allah razı olsun. Artık bu sayfa da benim için burada kapanıyor. İnşallah yeni sayfa açılacak. Hatice Hanım, başka evlerden çıkma eşyalarla dolu odasına veda ederken güzel sunucumuz salonun atmosferini değiştirecek seçimlerine başlamak üzere. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olasınız. Ne güzel, siz mi ördünüz? Yok, hayır. Hazır. Hiç öyle marifetlerimiz yok mu? Maalesef. Ben evde ayar döşerim diyorsunuz. Aynen öyle. Proje yaparım. Kesinlikle. Projelerin kadını. Hatice Hanım'ın evini yapıyorum. Onun için parke. Yerlerin parke olmasını çok istiyorum. Çünkü yerler çok berbat. Yani halının azık bir yerinde açık yer kalsın, kötü duruyor, pis duruyor yani. Şöyle tertemiz bir parke olsa istemez miyim? Ben de çok isterim. Genel anlamda mı? Salon, yatak odası nereye yapıyoruz? Salon. 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 Peki. Salon. Renk, düşündüğümüz bir renk var mı? Yok, açıkçası. Yok, bir renk siz beni yönlendirseniz. Peki, tamam. Güzel sunucumuz parkelerin renklerine bakarken ustalarımız salonda bulunan ikinci el eşyaları dışarı çıkarıyor. Bakalım Evrim salon için hangi renk parke seçecek? Ya işte ben hani böyle sıcak tonlar alıyorum ya şu kış günleri. Normalde hani aslında biraz mevsimle alakalı değil mi evde ayıp döşemek? Kesinlikle. Değil aynen mi? İnsanın ruh hali. Yazın daha farklı renkler tercih evet. ediyor. Kışın biraz daha farklı. Mesela resim yaparken de öyle değil ya hani. Aynen öyle. Kış sende farklı bir duygu kesinlikle. Uyandırır yaz. İşte ben mesela şu zamana kadar bu kadar soğumadan bu havalar hep açık tonlar tercih ediyordum. Hani mobilyayı da patlatsın evet. göstersin. Ama şimdi havası gerçekten... Daha... İçime kapandı soğuk ve renkler. Hep ateş renkleri evet. böyle kızıl tonlar, aynen, aynen. sıcak tonlar istiyorum. O yüzden şöyle bir yine bir, tamam. işte yani şu tonlara yakın olsun yine. Renklerin ne olabilir? Evet böyle olabilir. O biraz şöyle. Daha sarımtırak. O tarafta da var oradan da bakabiliriz isterseniz. Güzel sunucumuz Hatice Hanım'ın salon zeminini kaplayacak parkeleri tek tek incelerken ustalarımız tavanda ölçü alıyor. Salonda işimiz yeni başladı. Bakalım güzel sunucumuz parke rengine karar verdi mi? Bu da güzelmiş aslında. Sıcacık. Aynen çam öyle. Zaten. Evet. Aynen öyle. Ay yerim ben onu. Ay. Bu renkte. Bu daha sıcak evet, geldi bana daha şimdi. Daha uygulanabilir. Aynen bu da geçişli öyle. Güzel ama aynen sıcak öyle. Sıcak geçiyor. Aynen öyle.
8, yine 8 milim kalınlığında 10 yıl garanti kapsamında olan parkörümüz. Bu da öyle. Aynen öyle. Süper. Tamam, o zaman adresi ve ölçüyü ben size yine mesaj atayım. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Hoşçakalın. Evrim ilk alışverişini tamamlayıp bir sonraki mağazasına doğru yol alırken Hatice Hanım'ın salon duvarındaki eski kağıtlar sökülüyor. Kolay gelsin Derviş Usta. Eyvallah, sağ olun. Neler yapıyoruz ustam? Duvar kağıtları söküyoruz. Çünkü zamanla kendisini bırakmış. Normalde duvar kağıdının üzerine boyanır ama bu kendisini bırakmış. Özelliğini kaybetmiş. O yüzden sökme zorundayım bunları. Duvar kağıdının üzerinde boya mı var? Evet, üzerinde boya var. Zamanla boyuyor abi. Genelde çok zaman. Hatice Hanım'ın evinde işlerimiz hızlı ilerliyor. Bakalım Evrim yeni alışveriş noktasına ulaştı mı? Şimdi Hatice Hanım'ın evi için masa ve sandalye almaya geldim. Hatice Hanım'ın salonunu yapıyorum. Salonumuz gayet geniş, masa koymaya uygun. Tamam. Nasıl bir şimdi bize masa? Soruyorlar, ben onu anlatayım hemen. İşte niye bu evde masa yok? Ya yer var da ben masa mı koymadım? Tabii ki. Yerimiz müsaitse masa da... Koyarız ama yer yoksa koyamayız. Yani hep huzurlu bir ortam yani istiyordum ben. Küçük günden beri hep arkadaşlarıma da öğrenirdim. Hepsine evlerine giderdim işte ailesi bir arada falan filan. Yani ben çok zor hatırlıyorum böyle hep beraber ailece oturup bir yemek yediğimizi. Babam, annem, hiç yani hafızamda öyle bir şey yok benim. Annem, babam, ben, abim, kardeşim. Aynı masada oturup yemek yediğimizi hiç hatırlamıyorum yani ben. Ayrıca çoğu insanda mutfağında olabiliyor masası veya şey de yapıyoruz biz. O modüler dediğimiz hani sistemler yapıyoruz. Küçük sehpalar yapıp açılıp koca masalar olabiliyor. Şimdi ama salonum o kadar uygun ki, buyurun. Bu salona güzel bir yemek masası ve sandalye takım istiyorum. Tamamdır. Açık tonlarda istiyorum. Açık tonlardaysa o zaman koyu renklere bakmayalım. Bakmayalım. İsterseniz. Tamam. Çok güzeller ama bunları başka bir şeyde değerlendirebilirim. Yuvarlak bir masa düşünür müsünüz? Yok, kare istiyorum. Kare. Yani dikdörtgen. Köşeli olsun. Köşeli. Tamam. Güzel sonucumuz bir arada yemek yemek isteyen ailemiz için uygun yemek masası bakarken Hulusi ustamız elektrik tesisatını elden geçiriyor. Orhan Usta tavana çakılan profillere alçı levhaları monte etmeye başladık. Evrim'in yanına dönme zamanı. Şimdi göstereceğim masalar arasında bu masamız var. Bir de bunun diğer bir alternatif, köşeleri siyah olmayan düz olan versiyonu var. Bu da bunun sandalyesi. Evet, bu modern. Şu anda teşhide uygun gördük bunu. Sandalyemiz madalyon sırtlıdır. Ay çok rahat. Tamam, ben bu masayı ve 35 sandalyesini. 35 sandalye. Düğün organizasyonu var orada. Yok, nişan da aynı. Nişan. Düğün olunca 350 yapacağız. 35 aile arasında. Aile arasında istemeye gelecekler. Nişan. Orada nişanın da üstü çıkaracağız. Değil mi Özdüş? Veriyoruz kızı. Hangi kız hangi kız? Biz masamızı verdik. Masayı verdik. Tamam. 4 de sandalyesini istiyorum. Peki. Adresi ben size mesajla tamam. Yollayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Hatice Hanım ve evlatları için yemek masası ve sandalye seçimini yapan Evrim, bir sonraki mağazaya doğru yol alırken biz de ustalarımızın yanına dönüyoruz.
Eli hızlı ustalarımız salonun yeni aydınlatma tesisatını tamamlamak üzere. Bakalım güzel sonucumuzun alışverişi ne durumda? Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Siz sormalı. Hemşerilerim benim. Evet. Evet. Ne tatlılar görüyorsunuz değil mi? Beyefendilikte Ankaralı'nın üstüne tanımam. Çok biraz teşekkür ederiz. Biraz da kendi memleketimin insanını öveyim. Efendim şimdi ben Hatice Hanım'ın evine koltuk alacağım. Hatice Bakır. Evet. Koltuk zaten sizi görseniz aşındı bayağı. Çünkü zaten bunlar bir yerden gelmişti. Şu bugüne kadar yani hiç yeni bir şeyimiz olmadı bizim. Hep işte eşin dostun verdiği eskileri kullandık. Koltuklar da bayağı eski zaten. Bize geldiğinde de eskiydi de en çok koltuklardan şikayetçiyim. Bakalım mı? Bakalım. Evrim Hatice Hanım'a yeni koltuklar bakarken ustalarımız alçı levhalarla tavandaki profilleri kapatıyor. Salonun finalde nasıl görüneceğini şimdiden merak etmeye başladık. Tabii önce işlerimizi ve alışverişimizi bitirmemiz gerekiyor. Bakalım. Normal koltuk takımı bakıyoruz. Ya yok. Koltuk takımı ben bakıyoruz. L koltuk, köşe koltuk çok seviyorum. Modern buluyorum bu aralarda. Evet. Kendi evimde de kullanıyorum. Evet. Öyle bakmak istiyorum. O zaman bu taraftan başlayalım. Şu koltukları da görüyor musunuz? İnan bunları siz olsaydınız eve sokmazdınız. Bir pisti, bir kirliydi anlatamam sana. Ben bunları iki gün boyunca sil anca bu kadar geçirdim. Yani hiç yine eşya kullanmadım. Ay bakayım. Bu takımımız yine sandıklı. Nasıl gözükeceğim hocam? Şu şekilde. Oo. Hem de yatak oluyor tabii, değil mi? Tabii açılıp yatak olabiliyor. Aynı zamanda bu şekilde berjer ilave edebiliyoruz. Ya. Büyütebiliyoruz. Karşısına kanepe ilave edebiliyoruz. Yakıştı mı pembeye? Başka renkler? Başka hemen arkamızda da var. Güzel bir koltuğum olsun isterim. Hatta hayalimde bir koltuk var. O kadar çok seviyorum ki onu. Vallahi bilmiyorum, bir komşuda gördüm, rahat. O kadar güzel oldu, bitti o koltuğa. Böyle hep içim var yani o koltukta. Bu tarafta da yine köşe takımlarımız var. Burada da yine hareketli. Yeni modellerimizden bir tanesi. Bu da güzelmiş. Arka sırtı çıt çıtlıdır. Şu şekilde kademeli olarak ya dik durabiliyor veyahut da yatay vaziyette durabiliyor. Ev sahiplerimizin rahatını düşünen güzel sonucumuz, koltukları teker teker test ederken derviş ustamız astar boyaya başlamış bile. Derviş ustam, neler yapıyorsun? Duvarları astar boya vuruyorum. Astar boya ne işimize yarıyor? Astar boya genelde ham duvarlara vurur. Bir de duvarda böyle renk vardı. Böyle renk dönüşüm astarı vurur. Açık renk. Teşekkür ederiz ustam. Salonun eski soluk renklerine veda ediyoruz. Finalde ailemizi pırıl pırıl bir mekan bekliyor. Bu arada bakalım Evrim koltuk seçimini tamamladı mı? Yine burada da yeni bir köşe takımımız var krem rengi olarak. Bu yeni mi? Bu da yeni bir modelimiz. Bu da yine açılıp yatak olabiliyor çift kişilik. Öyle mi? Sırttan yatarlı. Tabii şu şekilde gösterebilirim. Bu tam sırt hizasından bu şekilde. Tight'ü değil mi bu? Evet. Sinilebilir kumaş. Rahatlıkla temizlenebilir. Su geçirmeyen. Evet. Yani bunun sırtı da yatabiliyor. Aa, tabii çift kişilik yatak olabiliyor tamamen. 3 kişi bile yatabilir. Tabii. Güzel sonucumuz ailemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak seçimlerini yaparken ev kuzu ustalarımız tavana monte edilen levhaların alçı sıvasını çekiyor. Tüm yüzeyler elden geçtikten sonra mekan kurumuya bırakılacak. Evdeki işlerimiz bugün için neredeyse bitti. Bakalım Evrim seçimini tamamladı mı? Bu olsun. Tamam. O zaman ben adresi şimdi mesaj atıyorum arabaya tamam. Geçip. Tamam.
teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Ne kolay demek? Gelsin. Her zaman hayırlı beklerim. İşler. Sağ olun. Güzel sunucumuz Hatice Hanım için yaptığı ilk gün alışverişini tamamlarken ustalarımız da salonda epey değişiklik yaptı. Öncelikle başka evlerden çıkma eski eşyaları salondan çıkaran ekibimiz. Eski duvar kağıtlarını sökerek yüzey sorunlarını halletti. Evrimin istediği ışık yolu ve asma tavan için profiller üzerine alçı levha monte edip sıvayla kapattık. Evin elektrik tesisatını elden geçiren Kuddusi ustamız asma tavan ve ışık yolunun kablolarını çekerek ilk gün işlerini tamamladı. Hatice Bakır'ın evini açtık. İnşallah salonunu muhteşem yapacağız. Ustalarım başladılar çalışmaya. Ben de gördüğünüz üzere alışverişteyim ve yine yollardayım. Ama günün sonuna geldik. Yarın aynı saatte Show TV'de buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bakalım yarın neler olacak? Ömrü boyunca evine yeni bir eşya alamayan Hatice Hanım, yenilenen salonunu görünce ne tepki verecek? İnanamıyordum. Hiç ben bu kadar beklemiyordum yani. Salonun yeni halini görünce büyük şaşkınlık yaşayan Enes ve Yunus Emre... Anne bu ne ya? Abla yani olamaz böyle bir şey. Yanlış geldik. İnanamıyorum. Bence de yanlış geldik yani. Hatice Hanım'ın çıkma eşyalarla dolu salonunda nasıl bir değişim yaşandı?